El koymuş vaziyetteyiz bu hafta. The Ali Ağaoğlu bizlerle beraber değil. Bu haftalık sadece bizlerle beraber olmayacak. Kendisi tabii sömestrden de faydalanarak okulların tatil olması hasebiyle tatile gitmiş durumda. Ama tabii ki de biz yerini doldurmaya çalışacağız bugün. Elimizden geleni yapacağız. Sol tarafımda her zaman olduğu gibi Şant Manukyan var. İş yatırım, uluslararası piyasalar, hisse senetleri ve türev ve başka bir sürü bilimum şeyin müdürü diyebiliyoruz Geçen hafta kendisine. açılışta bir izleyicimiz şey demiş, medyaskop sizi devamlı bir yerlere dolaşmaya götürüyor galiba, bizi ne Biz de zaman götürün. göreceksin diye. Evet, geçen hafta ben yoktum. Londra'daydım. Yatırımcılarla aşağı yukarı 4 günde bayağı yoğun toplantılar yaptım. Onlarla ilgili feedbackleri de, geri dönüşleri de sizlere aktarmaya çalışacağım. Bugün Murat Salman da bizlerle beraber. Valla kendisini tanıtmaya herhalde bayağı uzun bir program falan sürecek. Bankacı, ekonomist, yatırım bankacısı, varlık yönetimi uzmanı ki kendisini zaten ekranlardan da tanıyorsunuzdur diye düşünüyoruz. Hoş geldin. Hoş bulduk Özge. Çok teşekkürler. Biz çok teşekkür ederiz. Bugün her şeyi konuşacağız gene çünkü her dakika bir sürü yeni gelişme var. Yani hem içeride hem dışarıda yeni gelişme var. Önce esasında her zaman olduğu gibi dışarıyla başlayalım. Genelde biz format olarak dışarıyla başlıyoruz. Şant, Iowa tamam çok önemli bir eyalet değil ama artık resmi olarak Amerikan seçimlerinin startı verildi. Herhalde 8 Kasım'a kadar da böyle gider. Cumhuriyetçiler, demokratlar, adaylar, beklentilerin bir de bence yani ben de açıkçası çok merak ediyorum ve ben her zaman söylüyorum programda çok şey öğreniyorum ben. Cumhuriyetçiler gelirse Amerika'ya ne olur? Demokratlar gelirse yani veya devam ederlerse Amerika'nın işte atıyorum dış siyasetiyle ilgili, ekonomisiyle ilgili böyle bize söyleyebileceğin şeyler varsa, doneler varsa bizim açımızdan da çok öğretici olur. Gerek Önce bir başlayalım. çok kısa seçimle başlayayım. Yani zannetmiyorum ki insanlar çok fazla detay duymak isteyecektir. Bu yapılan ön seçimlerin amacı ulusal, yani her partinin ulusal bir kongresi olacak. O kongreye de delegeler gidiyor. Bu eyaletlerde bazı delege seçimleri olacak. İşte ne oldu? Ted Cruz ki muhafazakar, dindar oylara hitap eden bir adaydı. Iowa'da evangelistlerin yoğun olduğu bir bölge. Iowa'yı kazandı ama kazandıdan kastımız şu, belli sayıda delege kendisine aloke edilecek. İkinci sıradaki Trump'a da giden delegeler var. Bu şekilde gidiyor. Bunlar bütün eyaletler bittikten sonra toplanacaklar ulusal kongrede ve kimi başkan adayı olarak yetkilendireceklerine karar verecekler. Dolayısıyla belli bir süre sonra ki bu haftadan hemen başlamayacaktır ama örneğin Jeb Bush çok düşük bir oran yakaladı. Bir iki tane ön seçimden sonra yavaş yavaş bazı adayların geri çekilmeye başlayacağını duyacağız. Aynı zamanda bu seçimlerde öne çıkan insanlar daha kolay fonlama bulmaya başlayacak. Şimdi Amerikan siyaseti şu açıdan dürüst, parayla dönen bir siyaset biliniyor en azından bu. Ve insanlar kime bağış yapacağını buna göre seçilmeye daha yakın olan insanlara para vermek istiyorlar. Buna enerji şirketleri ve silah Tabii kartelleri tabii de dahil. Wall Street de dahil. Yani Ted Cruz'un 1 milyon dolarlık kredisi var Goldman Sachs'tan. Eşi de Goldman Sachs'ta Managing Director, yönetici. Dolayısıyla dünkü seçimlerde şu önemliydi. Acaba Trump dindar kesime, evangelist kesime hitap edebiliyor mu? Ediyorsa ne kadar ediyor? Dönüp baktığımızda Ted Cruz kazanması gereken isim kazandı gibi gözüküyor. Kendisini nerede kazandı? Kendisini çok konservatif olarak tanımlayanlar da o kazandı. Orta derece diyenler de aslında Trump kazandı detaylara baktığımızda. Bundan sonra da bu şekilde devam edecek. Demokratlar açısından ilginç olan şuydu. Clinton gibi ki Clinton da Obama'ya ilk burada yenilmişti bundan önceki seçimde. Üçüncü sırada anca bitirebilmişti. Clinton birinci oldu ama çok ufak bir oy Bir puan farkıyla. gibi değil mi Hatta Sanders'a? işte o %1 Sanders'ın üzerine oynuyor, nefret ettiği Sanders'ın üzerine oynuyor diye espriler döndü. O açıdan önemliydi. Ne kadar momentum kazanabileceğini gösteriyor. İkinci kısmına gelelim. Bu nereye götürür Amerikan siyasetini? Şimdi aslında ekonomik olarak baktığınızda hep şey denir ama işte cumhuriyetçiler daha az
daha küçük devlet taraftarıdır vesaire falan ama artık çok öyle değil. Yani Amerika'da da giderek büyüyen işte bazen silah sanayi üzerinde oluyor, bazen bankacılık üzerinde oluyor. Baskın gelen bir şey var. Devlet yapısı oluşmaya başladı. Avrupa kadar değil ama bu oluşmaya başladı. Borsalar açısından çok fark etmiyor. Çünkü burada sorunun cevabının alt kırılımları da var. Yani senato kimde olacak, temsilciler meclisi kimde olacak, başkan ne kadar etkin olabilir cevap vermek zor. Ama gördüğüm şey benim, bunu bir tahmin olarak söylüyorum tabii. Bundan sonra gelecek olan başkanın en azından ikinci yarı yılı, yani 4 yıllık dönemin ikinci yılı çok zor geçecek. Çünkü global olarak sorunların, hepimizin takip ettiği sorunların çok büyüdüğü bir döneme girmek üzereyiz. Bu başkanlık zor bir başkanlık olacak. İster Clinton olsun, ister Ted Cruz olsun veya Clinton şey olsun, Trump olsun. Şimdi Murat sana döneceğim ama bir izleyicimiz sormuş. ABD'deki seçimler Fed'in yol haritasını etkiler mi? Çok fazla etkilemez. Yani birincisi Fed kendisini birisinin tarafındaymış gibi konumlandırmak istemeyecektir. İkincisi şöyle bir ortam yok zaten. Yani her şey iyi gidiyor. Güllük gülistanlık, karar vermek çok kolay. Biz X adayı veya Y adayı kayıracak şekilde bir politika izleyelim. Yani öyle bir şey yapamazsınız. Şu anda faiz artabilir mi Mart ayında? Çok iyi bir veri seti lazım ki artabilsin. Sadece işte cumhuriyetçiler gelirse beni kovmak isteyecek diye düşünerek bir faiz artışı yapabilecek bir FED düşünemiyorum ben. Dolayısıyla öyle bir fikir ama olduğunu biliyorum. Ama bu soru mantıklı bir soru çünkü biz yok, Türk'üz işte özünde. Dediğim gibi Türk olarak öyle bir şey olduğunu biliyorum, düşünce olduğunu biliyorum. Ama hayır, arttırması gerekiyorsa arttıracaktır. Arttırmayacak veri setleriyle devam edeceksek de kenarda duracaktır. Kenarda duracaktır. Uzun süre Amerika'da yaşamış bir arkadaşımız olarak senin bu konuya bakış açın nedir? Yani Amerika'da ben kendi temennimi söyleyeyim. Ben Trump'ın kazanmasını kesinlikle istemiyorum. Yani bu kadar sivri söylemlerin hakim geldi. Evet, Amerika'da devletçi gelenek var. Tabii ki de bir Birleşik Devletler politikası var. Keseceklerdir. Yani ben de öyle bir beklenti içerisindeyim ama yani Cumhuriyetçiler, Demokratlar ki oradan Fed'e geçeceğiz. Hani Fed'i senle başlayıp şanta devam edeceğiz. Hani sence bir etkisi olur mu Amerikan seçimlerinin Amerikan bakış açısına ve hani Fed'i ne yapacağını düşünüyorsun diye de topu sana bırakayım hemen. Şimdi ben 2000'de bu şey seçimlerinde Bush'un seçildi hatırlarsınız. Al Gore'la çok çok yakınlaşmışlardı, o Miami'de tekrar sayıldı falan filan, uzun süre yani bir ay iki ay falan gecikti. O dönemlerde oradaydım, orada yaşıyordum. Bence şöyle görüyorum, çok şey geçecek yani hem demokrat hem cumhuriyetçiler arasında çok yakın geçecek. Ben de senin gibi düşünüyorum, yani temenni ediyorum. Bence Trump önü kesilecek. Bir dakika, şant kim kazanır diyorsun? Var mı şu anda bir tahmin? Şöyle düşünüyorum ben işin doğrusu. Bütün seçimler olarak. Clinton'ın... Evet, yani nihayet kim kazanır? Bir isim. Yok söyleyeceğim ama... Benim de net ismim ufak var. Ufak mantıkla söyleyeceğim. Clinton bir defa düşünüldüğü kadar kuvvetli değil. Bu seçim aslında Amerikan establishment'ıyla, yani alışa gelmiş Amerikan sistemiyle veya elitleriyle sistemi dışarıdan zorlayan adamlar arasında geçiyor. Kim bu? Sol tarafta ki Obama için ciddi sol derler Amerikalı iş adamlarıyla konuştuğumuzda. Sanders o standartta inanılmaz sol bir adam. Trump tarafında da bir defa kendi kampanyasını yürütüyor. Kimseden destek almıyor, para almıyor. Almasın bir zahmet ya. Ama işte bu rahatsız edici. Yani kimseden para almadığın zaman hangi lobinin adamı olduğunda belli olmuyor. Dolayısıyla ben Trump'ın ciddi anlamda önünü kesmek istediklerini düşünüyorum. Çok fiziki müdahalelere kadar da gidebileceğini düşünüyorum o tarafta. Eğer Trump'ı cumhuriyetçinin elitleri başkan adaylığına kadar götürürse ben Trump'ı son derece şanslı görüyorum. Adaylığa kadar ulaşabilecek mi onu bilmiyorum. Ama ulaşırsa zannediyorum. Ulaşırsa kazanabilir diyorsun. Komik değil o adam o kadar. O kadar komik. Peki. Görmeyelim. Ben çok biraz netim o konuda. Ben Clinton'ın son yani böyle gidecek gelecek falan filan konuşmalar tartışmalar olacak hemen son düzlükte. Ben Hillary Clinton'ın daha şanslı görüyorum. Hem tecrübesiyle hem işte eşi eski başkan. Hatta ve bu şey dörtlüyü tamamlayacak. Yani en güçlü işte Christine Lagarde, IMF Başkanı Bayan, işte Merkel, Janet Yellen ve Amerikan Başkanı Bayan. Böylece o kareyi tamamlayacağını ben açıkçası
düşünüyorum ama ve tabii temenni de diyorsun gibi geliyor bana ya, değil mi? Ya yani, temenni tabii yani ya Trump yerine tabii ki Hillary Clinton'ı isteriz hepimiz aynı şeyi düşünüyoruz ama yani benim orada yaşadığım bir dönemde ve konuştum okudum kadarıyla son düzlükte Clinton daha öne geçer diye düşünüyorum. Fed'e geçersek genellikle seçim yıllarında Fed o kadar çok rahat faiz arttırmıyor. Geçmişe bakın. Yani böyle seçim yıllarında yani 3 arttıracaksa 2 arttırıyor. Bu yani o seçim yıllarında çok kolay değil Fed'in faiz arttırması. Gerekeni yapıyor ama biraz tenzilat yapıyor. Ya tabii yani seçimde biraz daha geride duruyor. Onun için ya işte piyasa 2 bekliyordu. Fed üyeleri 4 bekliyordu. Ve şu anda gözüken yani ya 1 ya 2 çeyrek arttıracak diye bekliyorum. Bir tanesi seçim öncesi olur, bir tanesi de seçim sonrası olur. Bu da zaten çok da piyasaları nasıl aralıktaki faiz artırım çok rahatsız etmediyse de bu 1-2 tane faiz artırım bence çok rahatsız etmez. Peki sana şantiyon öncesi Fed ile ilgili ben bu sohbetimizin magazinel kısmını söyleyeyim. Ben de Hillary Clinton'ın kazanmasını temenni ediyorum kendimce. Ben demokratları seviyorum. Kendime daha yakın buluyorum. Obama'yı da hani çok yerden yere vuran şeyler oldu. Yani senin görüşünü de bu konuda tabii ki de alabiliriz. Ben dış politikası dışında çok da kötü bulmadım Obama'yı. Bir de yani magazinel kısmını söyleyeceğimi söylemiştim. Onun ne olduğunu söyleyeyim. 24 dizisini hatırlayanlar vardır. Evet. 24 dizisi yıllarca bütün Amerikan halkını ve bütün dış dünyayı siyahi başkanı hazırlamadı mı Amerika'da? İşte Obama geldi. 24 dizi sonrasında neye hazırladı? Bayan başkana. Dolayısıyla 24 yani sonuçta toplumun buna hazır olduğunu, dolayısıyla Hillary Clinton'ın da seçilebileceğini düşünüyorum ben veya en azından temenni ediyorum diyeyim. Fed Mart'ta sanki artık pek, sen demin çok dikkatli seçtin kelimelerini, onu dikkatli dinledim. Hani veri çok seti. Güçlü bir veri seti gelirse artık Mart ötelendi gibi galiba. Öyle gözüküyor. Yani bir zaten söyledi uluslararası gelişmeleri yakından takip ediyorum diye. Gerçi Çin tarafında bir sessizlik var ama bunun kalıcı bir sessizlik olmadığını hepimiz biliyoruz zaten. Evet. Yani ne lazım? Birincisi Cuma günü biraz bozulma olacaktır veride ama çok düşük tarafta gelmemesi lazım. Yani biraz bozulmadan kastım 180 bin gelirse kimse o Amerika çok kötü yavaşlıyor demez ama bunu 140 bin, 130 bin görürsek o zaman ciddi bir tedirginlik olacaktır. Aynı zamanda tabii artık vakit kalmadı yani ücretlerde hakikaten bir artış olması lazım ki dengesizlik noktasında olduğumuza inandırabilelim kendimizi. Dolayısıyla Cuma günü önemli ama onun yanında devamlı olarak söylenen işte petrol bir seviyede stabilize olacaktır, dolar bir seviyede stabilize olacaktır beklentileri devamlı olarak öteleniyor. Dolayısıyla Fed'in enflasyon yaratacak bir ücret tarafında net bir şey görmesi lazım. İkincisi de bir stabilizasyon olması lazım. Bunlar Mart ayına kadar Fed'i ikna edecek kadar olur mu? Çünkü tam bu olduğu sırada ben 4 demiştim arkadaşlar hadi bir daha arttırıyorum derse bu defa ya bu adamlar hiç beklemeden arttıracak deyip kendi kendini imha eden bir döneme girebiliriz. Mart'ta dot forecastleri göreceğiz ama değil mi? Yani muhtemelen nokta tahminleri göreceğiz. Şu gidişatta evet basın açıklamalı ve ekonomi tahminli. Açıklama tahminli olacak. Şu görüntüde bugünden baktığımızda aşağı çekecekler diyebiliriz. Diyelim ki tahminlerini Fed aşağı çekti. Yani dedi ki FOMC üyeleri biz arkadaşlar oy verenler vermeyenler 4 demiştik 3 oldu dedi. Piyasa bu arada artık 1'e doğru bir yere gidiyor. Aynen, yavaş yavaş. De. Bugün akşam itibariyle ben de en son çıkarken aynen. Baktığımda. 1 yani 1'i verdik. Fed'den böyle bir mesaj gelmesi Türkiye'de dahil gelişmekte olan piyasaları nasıl etkiler abi? Dolar TL mesela bu senaryoda ne beklersin? Ya zaten yani Fed konusunda daha konuşacağız ya portföy stratejileri her şeyi ama mesela böyle bir senaryo nasıl olduğunda izleyicilerimiz nasıl bir dolar TL beklemeliler? Zaten Çin biraz rahatlayınca Fed'den olumlu açıklamalar gelince ve bu beklentiler faiz artırım beklentisini azalınca dolar TL'nin nereden nereye geldiğini gördük zaten. Yani demek ki böyle bir açıklama gelmesi, yani böyle bir beklenti olması halinde biraz daha rahatlama görürüz diye düşünüyorum ama adını koy abi çocuğum. Bizim programda öyle iki, biraz daha yok. Yok be zaten. Şimdi Ali abi yok burada teknik seviye veremiyoruz. Şey yapamıyoruz. Yok ben zaten 2.90-95 araları her zaman. Yani 2.90'ın altına kal beklemiyorum ben. Tamam 2.90'ın altına inmez. Beklemiyorum ama ben bunu uzun zamandır söylüyorum. 2.90, burada da söylemiş 2.95. olayım. 2.95 kayıtlara geçilsin 2.90-95 burada. 2.90-95 aralığı yani 3.05'ten aynı şeyi söylüyorum. Bugün de söylüyorum. 2.90-95 aralığında bugün kalıcı bir kur dolar TL beklemiyorum.
Hani sebebi şu, Çanta güzel söyledi. Sonrasında Çin'deki dalgalanma daha birkaç tur daha göreceğiz gibi geliyor. İşte en azından haftaya rahatız en azından Çin kapalı olduğu için. Hani Şubat ortasından sonra yine bir hareket başlar diye düşünüyorum. Nasıl yılbaşından sonra hemen Çin'le başladık. Şubat'ın ortasından itibaren biraz Çin konuşmaya başlarız. Ayrıca da içeride işte bu Merkez Bankası ataması geliyor Nisan'da. İşte başkanlık seçim ihtimali falan filan derken Türkiye özelinde kalıcı bir rahatlama olmayacağı için birkaç ayda kalıcı bir dolar TL düşüşü beklemiyorum. Tekrar yukarı diyorsun yani 2.90-95'ten sonra. Evet yani 2.90-95 tekrar yukarı. Dolar, euro dolarda bakarsak ben yılın son çeyreğinde ya da gelecek senenin başına itibaren artık euro lehine döneceğini düşünüyorum doların. Yani bunu şey için söylüyorum, işte 100 yıllık geçmişe bakıyoruz, dolar lehine trendler genellikle 5-6 yıl sürüyor. Ben 1971'de işte dolarla altın ayrıldı, iki tane ana dolar trend olmuş. 1980-85 yılında hatırlarsınız, dolar %57 güçleniyor ve 5 yıl sürüyor. Sonraki trend 1995-2002, 7 yıl sürüyor trend. %42-43 güçleniyor dolar endeksi. 0.82 gördüğünüz. Aynen. Sonra bu trend 4 yıl oldu başlayalı. %38-39 güçlendi dolar şu anda. Başlangıç noktasına itibaren 4 yıl oldu. Bir yılda ya da bir 9 ayda ben bir devam edeceğini düşünüyorum. Yani bir turda ya da bir iki turda yani dolar TL, yani euro dolar birinin altını beklemiyorum. Ama birebir olur mu diyorsun? Birebir olacağını da düşünmüyorum. Yani 1 ile 1.05 arasına gelir. Ondan sonra 2017 sonunda euro faizi artırım beklentisiyle bu sefer euro toparlanmış da biraz olacağını düşünürsek bu sefer euro trendi başlar diye düşünüyorum. Dediğin onun için kalıcı şeyler IMF tahminlerine uyuyor. 1.1 2015 büyümesi Avrupa bölgesi, 1.3 bekliyor bu sene IMF. Geçen seneki büyüme 1.1'di. Bu sene 1.1. Ondan sonraki sene 1.5 bekliyor. Yani kademeli bir toparlanma var ama yani şeyi görmek lazım. Ama Çin dedin. Geçen hafta programda ben yoktum ama sonradan izledim programı YouTube'dan. Çok da güzel olmuş. Ellerinize sağlık. Bir Çin tatili den bahsettiniz. Maymun yılı. Maymun 7 yılı. Şubat'ta başlıyor ve bir hafta sürüyor değil mi? Bu izleyiciler, izleyemeyenler arasından bir kez daha söylemek adına yani rahat mıyız abi? Ona geçmeden sen ne diyorsun kura? Ben de benzer görüşlerdeyim. Yani 2.95'in altında çok kalır mıyız ondan emin değilim açıkçası. Yani 2.90'a kadar gidebilecek gücümüzü yani ben de şeyi görüyorum. Hani biz Ocak'ta hep burada hani programda da söyledik ya Ocak ayı iyi geçer. Ocak ayı bu kadar yurt dışındaki tırnak işareti içerisinde söylüyorum rezilliğe rağmen Türk piyasalarının ciddi şekilde outperform ettiği yani rakiplerinden daha iyi performans gösterdi. Hatta %8 civarında diğer borsalardan daha iyi perform ettiği bir dönem oldu. Şimdi bu iyimserlik ben de aynı şekilde Şubat'ın da en azından ilk 20 gününde devam edecek diye bekliyorum. Bu bizi 2.95'in belki biraz altına getirir. Ama ondan sonra biz tekrar özümüze döneceğiz diyorum ben. Özümüzde nedir? Senin de söylediğin. Bir dakika ya Merkez Bankası Başkanı ataması süreci. Bir dakika ya enflasyon ona mı gidiyor? Ne oluyor Türkiye'de? İhracat %15 mi çakıldı? Kaygıları artı para politikası ile ilgili genel devam eden belirsizlik. Yani basitleştireceğim mi, basitleştirmeyeceğim mi? Sıkılaştıracağım mı, bu sıkılaştırma iyi mi? %10'a dayanmış olacak büyük ihtimalle enflasyon. Hala biz 8.99'luk Ali abinin tabiriyle iş gören faizi ile oynamaya çalışacağız. Şimdi onu açıkçası hani geri gelmişken de söyleyeyim. Yabancı pek yemiyor ya. Yani ben şimdi işte dedim geçen haftanın tamamını Londra'da geçirdim. Bir sürü de toplantı yaptık. Ne? Yani şey yok. Şimdi nasıl ki Sayın Mehmet Şimşek'in, Sayın Davutoğlu'nun bizden bir önceki hafta Londra'ya gidip yatırımcılarla toplantılar yaptıktan sonra gelen ilk soru para politikası. Tabii ki de bize de anında ilk sorulan şey para politikası. Anlatıyorsun adamı. Diyorsun ki bak güzel bir hikaye olabilir. Kıbrıs konusu kaynaklı Avrupa Birliği müzakerelerinin hızlanacak olması, cari açığın beklentinin ötesinde iyileşebilecek olması, İran falan diyorsun. Ama üstünü bunun maalesef enflasyon ve para politikası belirsizlikle örtüyorsun. Tabii. Şimdi bunları açamadan, netleştirmeden yabancı da Türkiye'ye gelip hadi ben buradan atıyorum yani şu anda İş Bankası, Garanti Bankası, banka kağıdı alayım diyemiyor. Çok eli banka almaya istekli esasında çünkü bankaların ucuz olduğunu görüyor ama bir nedeni var. Benim bir arkadaşımın, çok sevdiğim bir arkadaşımın bir sözü var.
Düşük fiyatın ilacı düşük fiyatlardır diyor. Bir dakika, sen, düşük. Yok, Şant'ın geçen hafta programda yani paylaştığı düşük fiyatlar, düşük fiyatlar, yüksek fiyatlar. Sistemden yüksek kötüler fiyatlar çıkar, ondan sonra tekrardan fiyatlar toparlamaya başlar. Yani uzun lafın kısası şunu söylemeye çalışıyorum. Ucuz olmamızın bir nedeni var şu anda. Biz o nedeni ortadan kaldırabilirsek daha kalıcı bir rally olabilecek Türk varlıklarının tamamında. Dolar TL'de buna dahil ama şu etapta en azından Nisan'daki, Nisan ortasındaki Merkez Bankası atamasına kadar bu gözükmüyor. Ama şeyi de söyleyeyim son cümle olarak, ondan sonra Çin ve emtia piyasalarını birazcık konuşmamız gerekecek. Amerika Roadshow'undan sonraki Amerika'da korkunç kötümserdi yatırımcılar Türkiye'ye ilgili. Yani hani bize Türkiye'den bahsetmeyin falan diyorlardı bir dönem. Bu Londra Roadshow'unda ben şeyi fark ettim. Yani gene herhalde çok kötü olacak diye gittim. Çok kötü değil, daha az kötü şeyler duydum. Yani eğer sıralamayı şöyle yapacaksam, çok kötü, kötü, orta, iyi, çok iyi diye eğer böyle beşli skala yapacaksam, çok kötüyü duymayı beklerken kötüyü duydum esasında. Momentum aşağı hızlanmıyor en azından. Hızlanmıyor. Biraz pozisyonlanma söyle abi. Abi her yer çok kötü çünkü. Tabii tabii yani. Yani her bizim yer rakiplerimiz çok... Rusya, Brezilya, Güney Afrika hepsi çok kötü. Evet, hiç iyi bir şey yok şu anda. Yani biraz daha bir şeyler yapabilsek iyiyiz aslında. Yani kötü çok kötü. Var altta bir hikaye var, var pazarlayabileceğiz. 5 seneden sonra ilk defa ben de kendi hikayelerimi buldum yatırımcı anlatabilecek ama onun işte o dışındaki kötü kabuğu bir atmamız lazım. Şimdi 19 Nisan ama tabii şimdi 19 Nisan'daki atamayı bir görelim de işte pazarlanıp pazarlanamayacağını şey yaparız. Şimdi ben hani kendi tarafından bunu söylemiş olayım. Birkaç konu daha var sonra benim de hani sizlerle sohbet etmek istediğim şey yapmak istedim ama doları unutmayalım. Çünkü dolar her zaman soru olarak gelmeye devam edecek ve konuşmaya devam edeceğimiz şeylerden bir tanesi. Petrol fiyatları. Bu yo-yo hareketi, Ali abinin de 30 doların altından her gün 1 dolar, 1 varil alırım söyleme esasında çalışıyor gibi gözüküyor. Yani düş, yani böyle bir geliyor, zıplıyor, geliyor, zıplıyor ama ne oluyor Şant? Yani işte yok OPEC kesecek, aman kesmeyecek. Ay bir dakika, bir dakika, galiba artıyor, hayır artmıyor falan. Böyle mi gideceğiz? Ya öyle gözüküyor çünkü Ruslardan bir açıklama görüyor, görüşebiliriz, görüşeceğiz. Sonra pardon öyle mi dedik, henüz görüşme için netleşen bir şey yok vesaire diyorlar. Şu anda gözüken de açıklamalara yönelik bir hareket var ama en azından hani şuralarda bile tutulması bir başarıdır gibi geliyor bana. O aşağı hareket sanki buralarda bitti gibi okuyabiliriz. Yani konsolidasyon oluyor. Oluyor, şimdilik oluyor. Yani şeyi söyleyebilmek çok zor. Hani aşırı bir volatilite var, onun azalması iyi olurdu. Ama hala bir gün %5 yukarı, bir gün %5 aşağıyız. Bu tabii rahatsız edici bir durum. Ama yavaş yavaş sanki bir konsolidasyon olabilir gibi. Özellikle aslında ben dolar tarafı da biraz sakinleştiği için geçen ay TL'yi o kadar takip etmedim ama çok ciddi anlamda Brezilya realinde, rublede, rantta hepsinde çok ciddi yeni düşükler olduktan sonra bir geri çekilme. Ayı iyi kapattık. Yani büyük bir çubuk vardı aylık bazda ama kapanış çubuğun alt kısımlarında oldu. Sanki bir genel sakinleşme havası var. O petrolü ne kadar tutabilir? Tabii ekonomik verilerin de iyi gelmesi lazım. Yani bir tek şeye bakmıyoruz petrolde ama buralarda sanki bir dengelenme isteği var gibi geliyor bana. Işte bir süre önce, böyle gidecek mi diye düşünmemiz lazım. Bir süre öyle gidecek. Çin'de dediğin gibi ekonomik veri akışı ki hep kötü geldiği için destekleyici olmuyor. O önümüzdeki bu haftadan sonra bir haftalığına son bulacak. Ama Çin konusu daha 4-5 sene bizimle. Yani kimse orada hiçbir şekilde rahatlamasın. Yok, o tarzda tatilden kaynaklanıyor. Bir izleyicimiz sormuş, demiş ki piyasalar başkanlık sistemi tartışmalarından etkileniyor mu, etkilenmiyor mu? Şimdi her gün gazetelerde görüyoruz Cumhurbaşkanımızın şimdi, değerlendirmeleri. Şimdi bizim iki tane seçim oldu geçen yıl. Bir 7 Haziran seçimleri, 1 Kasım seçimleri. Şimdi şöyle ciddi bir fark var, belki bilmiyorum fark ettiniz mi? 7 Haziran'da boyunca, yani 7 Haziran seçimlerinde seçim öncesi hep başkanlık, başkanlık, başkanlık konuşuldu. 1 Kasım seçimlerinde bir kere başkanlık konuşulmadı. Seçim sonucu açıklandı. İşte Kasım aralığa geldik ve başkanlık konuşmaya başlandı. Şimdi bunu beklemiyorduk. Çünkü 1 Kasım'da konuşulmadı. Bence şöyle, piyasalar bunu tam fiyatlamıyor. Ama bir miktar senin dediğin gibi tedirgin. Sen işte gittin Roadshow'a, ben de hepsine soruyorum. Soruyorlar tabii. Şimdi başkanlık sistemi şöyle bir şey, yapısal bir değişiklik. Yani tamamen sistemi değiştiriyorsun. Ve bunun nasıl olacağını da bilmiyoruz. Detay da yok. Türk tipi. Onu Türk biliyoruz. Tipi başkanlık.
Şimdi hangi başkanlık olduğunu biliyorsun. Türk tipi olduğunu biliyorsun ama bu Türk tipinin ne olduğunu da bilmiyorsun. Şimdi sen dışarıdan bir yatırımcısın. Bir ülkede yatırım yapacaksın. Bir sistemin değişikliği konuşuluyor. Olabileceğini gidip oy kullanacağını konuşuluyorsun. Aynen. Fakat ne olduğunu bilmiyorsun. Ve olup olmayacağını da bilmiyorsun. Ya onun için bir adım gerideler. Zaten çok tedirginlerde işte Sultanahmet'teki olay yaşandı. Merkez Bankası dediğin gibi, Merkez Bankası aslında yabancı yatırımcı için bir vize, bir giriştir. Çünkü Merkez Bankası nedir? Güvendir. Bir para politikası, bir sistemdir. Şimdi bu sistem ne olacağını bilmiyoruz. Amerika'ya konuştuk. Ben şöyle bir geçenlerde bir konuşmada espri yaptım. Dedim ki Amerika şu anda manuel gidiyor. Manuel pilotta gidiyor. Bizimki otomatikte gidiyor. Otomatik pilota bağladık. Nisan'a kadar otomatik gideceğiz. Yani sarsıntı bile olsa sanki bizim alıp Merkez Bankamız manuele geçmeyecek. Ama Amerika öyle değil. Amerika gerçekten manuelle gidiyor. Aralık'ta ne yaptı? Faizi arttırdı değil mi? Ne yaptı? Manuel gidiyor. Ocak'ta bir şey yapmadı. Mart'ta duruma göre hareket edeceğim diyor. Yani kontrol onda belli. Bir şekilde kontrol ediyor. Ama bizimki öyle değil. Bizimki tamamen otomatik pilota bağlandı. Abi bizim öyle deme gözünü seveyim. Otomatik pilotta bile hava boşluğuna girdiğinde pilot hemen hızı bir keser kendi. Yani kendi hemen müdahale eder. Hiç mi müdahale etme şansınız yok buna? Pilot da yok diyeceksiniz. Ben paraşüt alıp atlayacağım. Yani biraz daha devam edersek pilot yok diyeceğiz. Ama var. Pilot var ama otomatik de yani. Ve çok büyük bir şey olması lazım ki tekrar manuel alacak. Şimdi otomatikten giden bir Merkez Bankası bu saydıklarımızla birlikte bence yani Mart, Nisan hareketli geçecek. Yani yani bu başkanlık sistemi tartışmaları da bunun içinde devam edecek diyorsunuz o zaman. Yani Ben de geçen hafta Ankara'daydım. Meclise gittim. Bir sürü milletvekilleriyle görüştüm. Yemekler yedim, konuştum, ettim. Gündemde yani bu başkanlık artık meclisin de içinde, herkesin konuştuğu bir mesele ve bu devam edecek. Bu görünüyor zaten, kampanya da başlatıldı. Bir sürü soru işareti var. Şimdi bilinen bir sistem var, bir de bilinmeyen bir sistem var. Şimdi hani yatırımcı, piyasa genellikle bilinen bir yere gitmek ister. Çünkü biliyorsun zaten ne olduğunu. Ama şimdi bilinmeyen bir yere gidiyoruz. İşte ne kadar öğrenirsek o kadar iyi olacak gelecekte. Peki İran konusunu birazcık da gündeme alalım. Başkanlık sizin izleyicilerden soru gelirse cevaplamaya tabii ki de devam edeceğiz. İran'la ilgili bugün okuduğum bir haberde diyordu ki işte 100 milyar dolar civarında yurt dışında dondurulmuş varlıklara artık ulaşımını tam olarak, yani o İran yetkilileri, biz tamamen hakimiyeti aldık diyorlar. Bu İran için pozitif olmakla beraber yapacakları enerji yatırımları sayesinde de ciddi anlamda esasında tekrardan altyapılarını güçlendirip belki de ilerleyen dönemde daha fazla petrol ve doğalgaz satmış. Ayrıca bugün gelen bir başka habere göre de uluslararası, onu nasıl söylemek lazım, tahkim, arbitration mahkemesi Türkiye lehine karar verdi. Türkiye %35'lik indirim istiyordu İran doğalgazı. İran'la beraber tahkimliktik bu arada. Çünkü doğalgazda indirim istiyorduk, İran yapmıyordu. %14-15 civarında bir indirimi İran'dan alıyormuşuz gibi gözüküyor. İran'la ilgili son gelişmeleri nasıl değerlendirmek lazım? Henüz tabii bir hareketlilik yok. Ama hani senden de son bir İran değerlendirmesi alalım. 100 milyar zaten 50 milyarı falan İran'ın kullanabileceği bir rakam. Çünkü bloke edilmiş borçlar da var orada. Çin ve Hindistan. Tabii doğrudan bir şey o çıkmayacak oradan. Ama görüyoruz ki artık piyasaya geldiler işte. Geçtiğimiz hafta ilk tanker yola çıktı vesaire şeklinde tankerin resimleri vesaire de vardı. Hatta bir tenisçinin adını koymuşlar. Bayağı bir gırgır geçildi falan. Yani yavaş yavaş sisteme giren bir İran görüyoruz. Tabii şeyi unutmamak lazım. Yani bunu muhakkak ilk tartıştığımız zaman da konuşmuştuk. Amerika'nın bütün ambargoları kaldırması diye bir şey söz konusu değil. Yani nükleerle ilgili ikinci ambargolar. Ambargolar kaldırıldı. Ondan daha önce zaten İran devrimi ardından terörü desteklemesi kaynaklı iddia ettikleri bazı koydukları ambargolar vardı. Bunların hepsi duruyor ve bunlar bazı önemli kişi, kurum, bankalar üzerinde de var. Dolayısıyla
tamamen de rahatlamış bir İran'dan bahsetmiyoruz. Ama tabii bizim kurumlarımız dahil, yanılmıyorsam borsada bu ay gidecek, ciddi anlamda ilgi gösteriyor. Bu hani talep yokluğunda veya bu yoklukta İran gibi açılan bir ülke herkes açısından bir şans gibi gözüküyor. Herkes de ona göre davranacaktır tabii. Bu şeyle ilgili ben bir şey söyleyeyim. Bununla ilgili evet yani izleyicilerimizden, dostlarımızdan da sorular vardı. Türkiye'de de esasında ciddi miktarda İran parası var. Çünkü biliyorsunuz Amerika'dan aldığımız waiver, istisnalar sayesinde biz her ne kadar birçok ülke İran'la ticareti yapamasa da Türkiye ticaretini devam ettirdi. Tüpraş %20 6 ayda birlik dönemlerle alacağı petrol ithalatını azaltarak her halükarda ticaret yapmaya, ithalat yapmaya devam etti. Dolayısıyla esasında burada bizim kamu bankaları özelinde biriken bir İran parası da var. Bu konuda çıkmış haberlerde de işte bu 100 milyar doların bir kısmının da Türkiye'de olduğu söyleniyor. Bir kaygı var, onu paylaşayım sizlerle. O kaygı da acaba İran, hani nasıl şimdi Avrupa Birliği bize bir kalemde inşallah 3 milyar euro verecek ya bu Suriyeli sığınmacılarla ilgili gerekli düzenlemeleri yapalım. Yani bir nevi onlara gitmesini engelleyelim diye düşünebiliriz buna. Şimdi bir kalemde de acaba İran kalkıp da Türkiye'den parasını çekmek ister mi? Bir anda çok hızlı bir döviz çıkışı evet. olabilir mi? Ama kamu bankaları üzerinden, ama kamu bankalarının evet. Merkez Bankası'ndaki kaynağı üzerinden. Şimdi bu bir risk. Fakat benim edindiğim intiba ve okuduklarından gördüğüm şey bu para 5-6 milyar dolardan fazla değil Türkiye'deki para, İran'ın parası. Ve bunu da hemen çekmek gibi bir niyetleri yokmuş. Yani bunu şu şekilde bir şey yapacaklar. Ticarete söz konusu olan ürünler olduğunda peyderpey. Yani işte 100 milyon dolar mı olsa o ay ihracat yaptılar. Gerçi İran'a ihracatımız hala çok hızlı düşüyor. Ayrı hikaye, toparlanamadı bir türlü ama o tip bir ödeme yapacaklarmış diye de bir bilgi var. Hani kurla ilgili takip eden izleyicilerimiz varsa hani çok, çünkü aksakta çok hızlı bir para çıkışı olsaydı o dolar TL üzerinde de ciddi çok bir baskıya sebebiyet verebilir. Çünkü Merkez Bankası'nın döviz rezervini, brüt rezervini çok hızlı aşağı çekebilirdi. Kamu bankaları kaynaklarını, merkez kaynaklarını kullanacağı için. O risk şu an için gözükmüyor gibi duruyor. Demin kısa vadeli dolar TL'ni aldık. Euro dolarda daha uzun tahmin verdin. Böyle bir yıl, iki yıl falan söyledin ama dolar TL'de yani sen yatırımcılara da, bireylere de, şirketlere de danışmanlık ve yatırım tavsiyesi veren birisin de aynı zamanda. Bu bahsettiğin, yani bütün bu şeyleri düşün abi. Merkez Bankası belirsizliği, cari açıkta beklenenden daha büyük olacak olan iyileşme, seçim tartışmaları, Güneydoğu'daki olaylar, Suriye, Rusya, şant bir Rusya'da sonra değerlendirmesi de rica edelim. Bunların hepsini gördüğünde dolar TL'yi yani tavsiye eder misin? Buralardan dolar alınabilir mi? Yani bir kere bir borcun varsa, bir ödemen varsa ve bir miktar böyle biraz portföyünü çeşitlendirmek istiyorsan, hedge etmek istiyorsan tavsiye ederim. Yani 2.90-95 aralığında bir miktar... Dolar alınır değil mi? Dolar alınır. Sonuçta önümüzde bir sürü risk var. Ama böyle Nisan-Mayıs'a kadar yani kendimizi korumak için çünkü... O Nisan Mayıs'ı geçtikten sonra belki de bazı risklerin yok olduğunu göreceğiz ve senin bahsettiğin de o işte beklentiler bu sefer devreye girecek. Şimdi dolar çok uzun zamandır yani Türkiye'de özellikle TL'ye karşı uzun zamandır güçleniyor. Böyle bir trend neredeyse görülmemiş yani her sene üstüne koyarak yani ikilerden buralara geldik. Şimdi bugün baktığımızda yani bugün dolar aldık. Yani faiz farkını koyduğumuz zaman yani dolar TL 3.30'ların üstüne çıkması lazım ki bu sefer dolarda kalarak para kazanalım. Şimdi bu bahsettiğimiz en kritik nokta Merkez Bankası. Yani uzun vade tahmini şöyle verebilirsin. Nisan'daki atamaya göre. Yani Nisan'daki atama işte Cumhurbaşkanı'na yakın işte faizi düşük tutalım, aşırı büyüyelim falan filan. O ekol olursa ben orada 3.5 artık yani serbest olur atış herhalde. Yani 3.40, 3.50 çünkü yabancının artık şeye kalmayacaktır. Yani zaten adam gelmiyor. İçeridekini de çekmeye de kalkarsa zaten yerli dövizde. Onun için oralarda tahmin etmek zor olacak. Yani izleyicilerimizden bu 3.50 tahminine veya yorumuna şaşıran da olmasın. Güney Afrika randı bir günde %10 iyi verdi kafasına. Yani oluyor bunlar. Bu dünya ülkeleri yani bu dünya koşullarında olabiliyor. Real şu anda 4 mi? Real 4.24'ten geri döndü. 3.99'da ofisten yani çıkarken. Yani 1.60-1.70'ti 2-3 sene önce rand. Tabii. Real. Zaten real. O zamanlar hala BRIC diye bir hikayeyi tabii. Pazarlıyorlardı. Yani ruble neydi? İşte 40'lardan 80'e düştü. Yani bizim dolar TL'nin 4'e gelmesi. Yani şey olarak... Bu arada sözünü unutma.
Kopom'da selik oranları böyle %12'ler 13'lerde götürülürken 4'lere gitti. Aynen. Yani hani şey değil. Tabii. Faizi 5'e çektiler de değil. 5'e çektiler de şey değil. Çok yani. Çok ciddi faiz var yani. Ya benim gördüğüm yani 20 yıldır aşağı yukarı Fransa'da, Amerika'da, burada buralarda çalıştım. Ya ben şunu görüyorum. Güven olayı. En önemlisi güven. Ya yani seviye doğru. Değil. Yani seviye şuradadır. Yok faiz şuraya geldi. Burada da güven olayı bittikten sonra seviye yok. Yani Türkiye'de bu güven eğer Merkez Bankası atamasıyla diğer risklerin devreye girmesiyle kaybolursa ya da azalırsa burada seviye falan veremezsin. Ha Merkez Bankası ataması piyasa beklentisine doğru. İşte Merkez Bankası Sayın Başçı'nın yerine işte o politikaya devam ettiren Sayın Şimşek'in desteğiyle işte başkanlık sistemin biraz daha yumuşadığı falan filan bir döneme girersek o zaman dediğimiz seviyeleri görürüz en fazla. Nedir o? Zaten dolar TL'de hep konuşuluyor biliyorsun 3.07, 3.06, 3.07. Zirve, orası tamamen zirve. Ha, orayı kırarsa da tamamen teknik olarak da 3.15. Tam seviye veririm. Yani 3.06, 3.07'ye ki benim yaptığım yani trade'ler tavsiye ettim oralardan yani elimizde dolar olanları bir miktar satması bizim problemimiz ne biliyor musun? Kimse bu doları nereden satarım diye konuşmuyor. Herkes doları nereden alırım diye konuşuyor. Sorun bu zaten. Ya ben kimse bana şu ana kadar aylardır ya doları ben nereden satayım diye konuşmuyor. Abi, nereden dolar, alayım diye konuşuyor. Dolar döviz dolar demeyelim de döviz mevduatlarının para arzına oranı geniş tanımlı para arzına oranı %46'ya çıktı. %25'ti 2,5 yıl önce. Geçen sene %39. Millet her bulduğunu ya yani her bulduğunu demeyelim ama ciddi anlamda toplumun bir kısmı, şirketlerin de bir kısmı döviz borçlarından da kaynaklanarak yani 2002'de 75'le 76'ya çıkmıştı. Ama sonra AK Parti ilk dönem iktidarı ekonomiye korkunç güvenin gelmesi, AK Parti'nin reformları %76'dan çok hızlı %25 dibi bulduk 2010'un dip sonunda. 25 evet. O 2,5 3 yılda da yani. Hemen 45-46'ya çıktı. Çok fazla borç döviz şirketler tarafında bilhassa çok fazla döviz borçlanmasına karşılık bir güvence olarak tutmak açısından da bir miktar alım var son zamanda ama senin dediğin nokta çok önemli. Güven ortadan kalkınca, Merkez Bankası'nın ne yaptığını insanlar anlamayınca, siyaset Merkez Bankası'yla biraz çok iç içe haşır neşir olunca ister istemez o döviz mevduatlarındaki şey de eğilimde o yani nereden dövizi alırım, satarım değil. Ya bir kere ya bir tane bir kişi de sorsun ya. Ya bir kişi de sorsun. Ya benim çıktığım programlarda yaptığım buradan konuşmalarda döviz bir kere desin. Bir kişi de sormadı bana ya doları nereden satayım diye. Herkes doları nereden alayım diyor. Belki değil herkes aynı tarafa yığılmış demek ki. Belki de iyi. Şimdi bak şimdi onu söyleyecektim bak çok güzel. Ben onu söyleyeceğim. Şimdi yerli iç yerli tarafından bence alan aldı. Çoğu dolar. Son 2,5 haftadır satıyorlar. 11 milyar dolar satış var. 185 milyar dolar olan yerli yurt içi yerleşiklerin şirketler artı bireyler. Döviz mevduatı 173 milyar dolara, 173,5 milyar dolara düştü. Şunun üstünde satarım. Gibi bir eğilim oldu. Evet. Biraz opsiyonlar da patladı orada. İşte türev ürünlerden de patlayanlar oldu. Fakat bu kuru bence bundan sonra götürecek olan o güven eksikliği ve yurt dışı. Çünkü yerli zaten dediğin gibi dolarını almış. İşte gelmiş %50'lere. Yurt dışı dediğin Fed mi, Rusya mı, Suriye mi? Hangi yurt dışı? Hayır. Şimdi yurt dışındaki büyük bir riskin gerçekleşmesi artı İçerideki o Nisan'daki o Merkez Bankası atamanın negatif gelişmesi. Bu sefer işte sıcak para Türkiye'de biliyorsun 90 milyar dolarlara indi. 2007-2008'de bu 135-140 milyar dolarda o 90 milyar doların atıyorum 80 milyar dolara kadar inmesi. Bir de bak bunun en üstündeki hiçbir şey bak bir şey unuttum. Not. Bu çok önemli. Şimdi şöyle Nisan'ın 8'inde ya 9'unda Moody's'in o var 26 Şubat'ta önce bir kere şey var. Fitch var. Pas geçer. Evet Fitch'te bir şey olmaz. 8 Nisan'da bence Moody's orada da pas geçip atamaya bekleyecek. Eğer atama yapılmadıysa benim fikrim 8 Nisan'a kadar bu atamanın yapılması lazım. 8'inde yani atama tabii pozitif yönde. Yapmazlar abi. O zaman 8'inde pas geçer. Atamadan sonra bir not indirimi olabilir. Bak Moody's'in biliyorsun sen bu derecelen kuruluşları. Şimdi negatif görünümlüğü ne zaman çekti? Çok oldu. 20 aya bulduk. Nisan 2004. Bak geçmişe genellikle görünümü değiştirdikten 18 ile 20 arasında tabii mutlaka bir adım atıyor. Ya görünümü pozitif yani durağına çekmek zorunda ya da indirmek zorunda. Onun için bence kesinlikle Nisan'dan sonra bence bir adım atacak. Ya durağına çekecek ya da indirecek notu. Merkez Bankası kötü geçerse bence notu indirir. Yani şöyle o konuyla ilgili bir şey söyleyeyim. Rusya'ya geçeceğiz. Sonra sana bir soru var.
Ben not mu? Yok. Yani ben beklemiyorum. Merkez Bankası negatif geçerse? Çok negatif geçerse Merkez Bankası o zaman bence bekleyecekler. Bence de. Yani şimdi bizde ben AK Parti'nin tarihi geçmiş tarihindeki önemli atamalara bakıyorum hep. Hep son dakikadır abi. Son dakikaya kadar bütün spekülasyonlar, piyasadaki işte durmuşum nabızlar durmuş pek gecikmiş bir gecikmiş atamadır. Ama tabii o kendileri ellerinde olmayan Abdullah Gül ya Sayın Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı olarak atanması. Hatta şimdiki Cumhurbaşkanımız açıklamıştır. Son gün olmuştur. Meclis konuşmasında yapmıştır. Yani hep bu son güne kadar ilk başta bir kamuoyu yoklamaları hep ortaya atılan isimlerle ve en son gün atama. Yani o geleneği çok... Bu sefer de böyle olacak diye bekliyorsun. Şimdi biz de Amerika ilişkilerimiz şu anda iyi dönemde. Moody's genelde Amerika ilişkilerini hatırla. Mayıs 2013'tür Moody's'in tam Cumhurbaşkanımızın başbakanken Amerika'ya ziyareti sırasında olmuştur şey. Şu anda da bakıyorum ben eğer bütçe dinamiklerinde çok agresif bir bozulma olmazsa çok agresif bir bozulma olacak ama çok agresif bir bozulma olmayacak bütçe dinamiklerinde. Borç dinamikleri zaten çok iyi. Üstüne üstlük bir de diyoruz ki emtialar çöktü, cari çıktı acayip bir işim. Bütün bunlar varken eğer notunu yatırım yapılabilir kategorinin indirirsen biraz ayıp edersin. O yüzden bir şey olacaksa ben onun durağına olmasını yeğlerim ama dediğin doğru. Olur da merkez ataması Moody's değerlendirmesinden önce olur ve piyasadan acayip absürt bir isimle çıkıp olmayacağını ümit ediyorum ayrı hikaye ama kur alır başını gider falan olursa üstüne Moody's'de bir çekiç vurabilir diye düşünmek lazım. Rusya izleyici sorusuna tamam. Geleceğiz. Japonya konuşacak mıyız? Boş. Kuroda sugar, kuroda şekerinde konuşalım lütfen. Hayır, Rusya konuşalım lütfen sonrasında Japonya'da konuşalım. Yani Rusya tarafında aslında şu anda olan biten kritik gelişme şu 2016 bütçesiyle beraber Rusya'nın fonlarında bütçe açığını kapatacak olan para bitiyor. Dolayısıyla şu anda içeride ciddi kısıntılara gitmeye başladılar. Baştan değiştiriyorlar bazı kalemlerde. Bankacılık sistemini Allah'tan Ruslar açısından söylüyorum birkaç yıl önceden silkelemeye başlamışlardı. Yani orada inanılmaz çok sayıda bir ufak banka şeyi vardı. Oranın BDDK'sı uzun süredir bankacılık sistemini temizliyor ki geçtiğimiz haftalarda Azerbaycan'da da... Yanlış sen 1000 küsur banka değil mi? Acayip yani bir siber bank var bir de gerisi var. Evet. Dediğim gibi Azerbaycan'da da benzer bir durum görüyoruz. Orası da bankacılık sistemini temizliyor. İşte sigorta getiriyor mevduat sigortasında. Bunu Ruslar biraz daha önce yapmıştı. Dolayısıyla durum çok kötü değil. Zaten rublenin değer kaybına izin verdikleri için bütçeyi nispeten yakalamaları da mümkün. Ama orada söylediğim gibi artık devlet fonlarının burasını desteklemesi 2016 sonu itibariyle bitmiş bir konu olacak. Ondan sonra Rusya'nın üzerindeki baskı daha da artacak. Rusya'da da muhtemelen artık bir noktada Çin'in yaptığı gibi belki o kadar katı olmayacaktır ama sermaye kontrolleri hani petrolde bir hızlı toparlanma olmadığını varsayıyorum. 50-60 dolarlara doğru. Sermaye kontrollerini biz sene sonuna doğru en azından seslendirilmeye başlandığını duyarız. Japonya. Japonya'nın yaptığını ben çok tehlikeli buluyorum bankacılık sistemi açısından da. Herhalde şunu dersem hepimiz hemfikirizdir. Hani bu konuda merkez bankaları arasında Fed'in yeri ayrıdır. İşi iyi bilen adamlar ve hepsi iyi bilen adamlar ama Fed'in yeri ayrıdır. Fed 2008 krizinin en kötü zamanlarında bile banka rezervlerine faiz verdi. En kötü, en deflasyona gidiliyor denilen zamanlarda banka rezervlerine faiz veriyordu. Yani ama az bile olsa veriyordu. Veriyordu. 0.25 veriyordu ama veriyordu. Yani madem olay bankacılık sistemini kredi vermeye itelemek, madem para hızlı dönsün, işte velocity artsın bunu istiyorsunuz. Bunun kitabını yazan adamlar buna uyup da faizi sıfıra çekmedi veya eksiye çekmedi. O dönemde bile direndiler ve faiz verdiler. Şimdi Japonya'nın bunu neden bunu yaptılar sorusunu bence herkesin düşünmesi lazım. Japonya'nın bu yaptığı cuma günü herkesin çok hoşuna gitmiş olabilir. Şu anda büyük ölçüde o hareket de geri gelmeye başladı. Evet. Ama bankacılık endeksine bakın 3 gündür düşüyor. Çünkü bankacılık sistemi beğenirsiniz beğenmezsiniz o ayrı bir konu. Ama sistemde parayı yaratan bankacılık sistemidir ve bankacılık sistemini siz bir yandan margin'i preslerseniz bir yandan da sen karşındaki adamın kalitesine bakma bunu kredi olarak ver yoksa sana ceza keseceğim, vergi keseceğim ve getirirseniz
bir noktada sistemin içinde kalitesiz krediler büyümeye başlar. Şu anda bu sorun olmuyor ama Avrupa'da da, ki Avrupa'da da aslında İtalya'nın non-performing loan'larını temizleme olayı var. O da ciddi bir problem. Japonya'nın bunları yapıyor olması yarın öbür gün çok uzak olmayan bir gelecekte finansal sistemi yine kökünden sallamaya başlayacak. Ki beni korkutan bir şey Bernanke'nin de bence Fed'in de bunu düşünmesi lazım bir sonraki krizde demişçe oldu. Bu doğru bir hareket değil. Yani teorik olarak doğru gibi gözüküyor ama pratikte bunun ciddi sorunlar yarattığını hep beraber maalesef göreceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi sana 3 soru var. Yani sana derken senin alanlarla ilgili 3 soru var. Tamam. Buna ben de katılabilirim biraz ama demin bu Türkiye'nin cari açığını ve hani ondan ileriki iyileşmeden dolayı Moody's'in şeyini söyledi. Gene izleyicilerden bir soru vardı. Bu cari açık ve dış ödemelerle ilgili bir sorun olur mu olmaz mı konusu. Yani o ne demek? Evet, cari açığınız iyileşiyor. Kaç oluyor yani? 40 küsürlerden işte bu 2015'in sonunda 33 milyar dolara, belki de bu yılın ilk 6 ayında 25 milyarlara doğru bir yere düşeceğiz. Bu bizim Türkiye'nin problemini çözüyor mu? Biz çözdüğünü söylemiyoruz zaten. Sadece iyi bir algı yaratıyor ama çözmüyor. Niye? Çünkü önümüzdeki 12 aylık dönemde Türk şirketlerinin ve bankalarının 171 milyar dolar dış borç ödemesi var. Bunları çevirmeleri gerekiyor. Yani cari açıkla birleştirdiğinizde 200 milyar dolar. Bu rakam geçen sene kaçtı? Yine 200 milyar dolardı. 2 sene, 3 sene önce kaçtı? Gene 200 milyar dolar. Dolayısıyla yani dış denge... Evet, artık artmıyor. Yani çok böyle uptrend vardı, yukarı trend vardı şeyde. Ama o böyle 2011'lerden sonra artık yavaşladı. Ama bu şu demek, yani Türkiye işte çok sıkıntılı, çok riskli bir... Hayır, 2 sene önce neyse esasında Türkiye veya 3 sene önce neyse bugün de o. Ama ne olursa olsun cari açıktaki iyileşmenin de önemsiz olmadığını da söylememiz gerekiyor bence burada. Kesinlikle. Yani o her zaman ve her zaman yatırımcının biliyorsun, takdir ettiği şeylerden bir tanesi. Cari açığın iyileştiği dönemlerde biz böyle küçülürdük. Yani tabii genel hep ilk defa olacak zaten değil böyle. Değil mi? Yani şey. Hep küçülürdük. Bu trend ilk defa oluyor. Şimdi hem büyürken hem cari açığı azaltmamız bence çok olumlu. Çok olumlu. Yani döngüsel, cyclical bir şey esasında. Evet, azaltmamızdan ziyade kendiliğinden azalıyor. Tabii. Ama yani yine de yani petrol düşüşü tamam. Ya bizim için olumlu şey. Yani sonuçta yani. Tabii. Üst üste koyduğun zaman işte Brezilya, Rusya söyledi işte Venezuela için çok negatif olabilir ama bizim için üst üste koyduğunda bence negatif, pozitif. Şimdi abi 3 soru vardı. Tamam. İki tanesini sana veriyorum. Bir tanesini ben alıyorum. Tamam. Borsanın yönü ne tarafa diye sormuş bir izleyici. Okay. Bir izleyicimiz yine başka bir izleyicimiz. Bankaların iyi gelen bilançolarına rağmen fiyatların hala düşmesi sadece güven eksikliği ile açıklanabilir mi demiş. Yani banka bilançolarının iyi gelmesine rağmen hala düşüyor borsa ve fiyatlar. Tam olarak öyle değil ama bunu demin bahsettiğin güven eksikliğine bağlamak mümkün müdür diye soruyor. Bir de borsanın hani doları konuştun. Euro doları konuştun. Hem kısa vadeli hem uzun vadeli konuştun. Borsaya hiç değinmedin. Tamam. Hakikaten ben de teessüf ettim şimdi. Bak kendime sormadığım için bu zamana kadar. Buyurun. Şimdi borsada ya şunu görüyoruz. 68 binler falan böyle 68-69 aralı orası tutuyor. Şu anda borsadaki bana trendi sorarsanız trend hala aşağı. Yani şu anda düşüşün bir düzeltmesini yaşıyoruz. Borsanın kalıcı yükseliş yaşaması için faizlerin aşağı gelmesi lazım. Bugün faizler 11 civarında. 10 civarına gelecek. Uzun vadeler. 10 civarına gelirse çıkar mı? Yükselir mi borsa? Borsanın şu anda yükseleceği noktayı da söyleyeyim net olarak 77.500. Çok tekniğe girmeyeceğim ama yaptığımız hesaplamalara göre geçen seneki bu pivot seviyesi. İşte pivot seviyesini geçen seneki en düşük, en yüksek ve kapanışa göre bir seviye buluyoruz. 77 binleri bu sene göreceğiz net söylüyorum. Ama 77.500'ü geçemezse ki geçme ihtimalimiz çok kolay değil. Bu kadar olay varken, bu kadar risk varken tekrardan aşağı doğru gidebileceğimizi düşünüyorum. Aşağıda görebilecek seviyeler de 65 bin seviyeleri. Orası Ali hesaplanan... abinin bir 68 bini var meşhur. Göreceğiz evet, dedi gidiyoruz oraya. Evet zaten 68 bin zaten oraları gördük. Yani tekrardan göreceğiz büyük ihtimalle. Bankalar tabii çok önemli. İşte borsanın biliyorsun %40'ını oluşturuyor endeksin. Ya bankaların tabii aslında fiyatlamaya baktığında price to book dediğimiz yani fiyat defter evet. Değeri. Ben son 10 yılın ortalamasına bakıyorum. 1.5'muş ortalama fiyat defter değeri. İşte 2008'de 2.2'lere çıkmış. Bugün 0.80'lerde. Yani
bankalar gerçekten ucuz anlamda ama işte ucuzun ucuzu ama da olabilir. Ama sermaye karlılığı da bitti. Çok i̇şte pardon, onu diyeceğim. Şimdi sıralıyorum. Hang Seng için, Hang Seng'in geneli için de geçerli. Şimdi yani... Ama şimdi maddelere geçiyorum. Tamam, banka ucuz. Şimdi geçiyorum maddede. Bir, sermaye getirisi azaldı işte 15'lerde onlara geldi. Şimdi bir banka patronu olsam düşünürüm. Yani bu kadar risk alıyorum, bu kadar uğraşıyorum, eleman alıyorum, kredi veriyorum, risk alıyorum. Mevduat burada 12-13 getirirken ben niye %10 kazanayım? Bir soru işareti. İki, problemli krediler yükseliyor. Ya şimdi kimse bana şey diyemez, yok kredilerde sıkıntı yok. NPL'ler yükseliyor. Yani bankalar tahsil alacaklar, batık krediler oranı yükseliyor. Bu ne demektir? Zarar demektir bilançoda. Bu iki. Üç, faiz. Şimdi bankalar biliyoruz bayağı bono portföyü, tahvil portföyü taşıyorlar. Yani eskisi kadar değil ama yine taşıyorlar. Yine taşıyorlar. Yani bu faizlerle kar ettiklerini söyleyemezsin. Yani bugün ihalelerden 9-10'dan alınan kağıtlar şu anda 11 olmuş durumda. Ve bunlar gitti bir zarar yazıyor. 3, 4, BDDK'nın getirdiği bir sürü uygulama var. İşte belirli bir tavanda faiz alabiliyorsun. İşte hesap işletim ücreti yok falan filan. Bunlar karı etkiliyor. Yani bankanın karlılıkları şu anda... Yavaşlıyor. Tamam, karlar beklenti kadar geliyor. Yavaşlıyor. Gelecek karlarla ilgili soru işaretleri var. Şimdi bunu üst üste koyduğun zaman tabii ki bankaların eski performansını yapmayacağını görebiliriz. Ben şöyle bekliyorum. Yani şunu mu demeye çalışıyorsun? Bu arada son 2 yıldır bankacılık sektörünün kar büyümesi 0. Yani kar ediyorlar ama büyümesi yok karın. Aynı şunu kadar. Mu demek istiyorsun? Yani eski bankacılık sektörü hikayesi kalmadığından da artık yabancı çok ilgi göstermiyor aynen, ve borsa aynen. Yükselemiyor. Aynen tabii ki. Yani eski şey yok, eski biz nasıl yok. Bir hikaye yapacağız abi? Yani hani sen de diyorsun endeksin %40'ı. Bankalar. Evet yani bu bankalarda bir hikaye olmadığı sürece de yabancıyı tekrardan gel buraya Türkiye al, kalıcı bir şekilde Türkiye al hikayesini ancak büyüme çok hızlanırsa yapabiliriz belki. Aynen işte. Ancak büyüme, işte o büyümede hepsi birbirine bağlantılı. Enflasyon, faiz, Merkez Bankası falan hepsi birbirine bağlı. Onun için diyorum zaten 77 bin üstü beklemiyorum. Yani gidebilecek noktayı da söylüyorum. Ve onun üstü dediğin gibi diğer tüm makro pozitif gelişmelerin devreye girmesi lazım. Borsadaki yorumum bu. Peki. Herhalde net söyledik her şeyi. Evet yani sonuçta kalıcı bir yükselme beklemiyorsun. 77 bin bekliyorsun veya eğer kötü bir şey gerçekleşme durumunda da 65 bin deriz. Yani 68-65 değil mi? Bizim de kurum olarak beklediğimiz görüşten çok farklı değil. Bu bizde bu sene traders market denilen yani böyle zikzaklı olduğu bir şey bekliyoruz. Evet aşağıda 65 yukarıda da 77-500 gayet şey gözüküyor. Bir izleyicimiz demiş ki Bülent Arıç'ın açıklaması ve bazı isimlerin önemli isimlerin açıklamaya destek vermesi piyasalarda yeni bir siyasi çalkantının habercisi olarak yorumlanıyor mu? Yakından takip ediyoruz biz de yani evet, Sayın Bülent Arıç'ın açıklamalarını, Hüseyin Çelik'in açıklamalarını. Ben yabancılardan bu zamana kadar bir soru almadım bununla ilgili. Çünkü bu zamana kadar işte AK Parti'nin içinden muhalefet çıkıyor. Aa yeni parti mi türüyor yani söylemlerinin veya söylentilerinin hiçbiri bu zamana kadar gerçekleşmedi. Aynen, evet. Dolayısıyla yani bundan da bir şey çıkar diyor musun? AK Parti şu ana kadar yaptığı en iyi şeyi içeride bir şekilde çözüyor ve yoluna devam ediyor. Onun için ben beklemiyorum aynı şekilde düşünüyorum. Peki bir izleyicimiz gene demiş ki evet 200 milyar dediniz de son 3-4 yıldır ama son 3-4 yıla göre daha zor değil mi bu parayı finanse etmek? Bu yoruma katılıyorum. Doğru. Tabii, değişen dünya artacak. Fiyatı evet. Artacak. Artı global likidite de artık gelişmekte olan piyasalar öyle çok aman canımsın hal paraları bol bol diye bakmıyor. Aralık ayında Çin'den çıkışına kadar? O açıklandı mı? 158 milyar. Yani sonuçta 1,5 mu demek? 3.3 trilyon dolar rezerv 3.15'e mi düşmeli demek? Öyle bir düşmüştür şey, kabaca öyle bir demek. Bir şey çıkacak neticede. Ha 3 trilyon dolar diye korku vardı. Demek ki tam oraya gelmiyor ama bir de yok, 3 trilyonluk zannetmiyorum o kadar şey yaktıklarını ama tabii Ocak ayında da bir bayağı bir paraya gitti yani. Sadece 2 günde konuşulan rakam 50-60 milyardı. Bir 100 milyar da Ocak ayında gitmiş olabilir. O zaman geldik 3 trilyon. Yavaş yavaş geleceğiz yani. Dolara. Peki bir bağlamak istediğim bir konu var. Son iki konumuz arkadaşlar. Hani oradan hareket edelim. Şimdi Türkiye'de de önce ihracat rakamları açıklandı. Türkiye İhracatçılar Meclisi Ocak ayı ihracat rakamları. Geçici rakamlar bunlar. Altın içermez. Resmi rakam değildir ama resmi rakama çok yakındır. Altında bulup içine katarsanız zaten Türkiye'deki o ay yapılan ihracatı bulursunuz. %14 gibi önceki aylara göre de daha da şiddetli bir daralmanın olduğu bir Ocak ayını geride bıraktık. Bayağı kötü bir rakamdı.
Rakamların detayına biraz baktım. Garibim ihracatçılar da ben olsam isyan ederdim abi. Hiçbiri yani kalkıp da bize bir destek verin, bir şey yapın demiyorlar. Euro-dolar paritesindeki o yıllık bazdaki hala devam eden düşüşün etkisi olmakla beraber ülke bazında baktım korkunç. Irak ihracatımız %50, Rusya ihracatımız 1/3'üne düşmüş. Yani Orta Doğu ülkelerine ihracat yok mu ya bizde hani yavaş yavaş yani atıyorum petrol hani diyoruz ya bir dip bulmaya başladı dedin demin yayında. Diyelim ki o 45-57 dolara beklenen yükselişler olmadı ve petrol hep 30-35 dolar civarında kaldı. Yine de sen birkaç program önce de hatta birkaç programda söylediğin Orta Doğu para biriminin biraz da dolara pegli para biriminin patlamasını bekler misin? Artı bunların genel olarak ekonomisinin nasıl olmasını beklersin? Bence bu ihracat sırasından çok önemli çünkü hakikaten o pazarlar kan alıyor şu anda bizim açımızdan. Beklerim. Yani burada bu genel konuşmada benim sizden ayrıştığım veya Murat'tan diyeyim sen bugün çok öyle tahmin şey yapmadın, vermedin. Ayrıştığım bir nokta benim dolar-euro paritesi. Hmm. 2016 için söylemiyorum ama önümüzdeki birkaç yıllık dönemde ben Amerika'ya muazzam bir para kaçışı bekliyorum. Yani bu arada her ben yerde aynı görüşteyim. Ben yani etmedim siz... ama biz aynı görüşteyiz yani, bu konuda. Ben 0.82 görülecek tamam, diyorum. Tamam sen 0.82 sen dolar trendin birkaç yıl daha devam edeceğini yani, düşünüyorsun. Belki bu sene bir anlık ara verir. Özellikle şu ara biraz daha yukarı gitmesini bekliyorum ama örneğin Avrupa'da bakıyorsunuz bu İtalya ile olan kodu. Avrupa'da şöyle bir çok kritik yasa geçti sene başında. Bu bail-in dedikleri. Bundan sonra herhangi bir banka batıyor gibi olursa ise sadece 100 bin dolara kadar olan tasarruflar garanti altında, euroya karşı olanlar garanti altında. Onun üzerindekiler o batışta para ödeme durumunda kalacak. Yani sizin eğer 110 bin euronuz varsa belli bir miktar bankanın kurtarılmasında sizden para alınacak. Tıpkı Güney Kıbrıs örneğinde olduğu gibi. Ve bunu yaptığınız zaman da şu oluyor. Yani orada yaşayan İngiliz vatandaşı işte koymuş adam oraya 150 bin poundunu. Bir kısmı gitti onun. Oradaki otel yani otel bir şey kaçırmıyor. Tamam Ruslar orada kara para aklıyordu da otel 200 bin, 300 bin belki 500 bin, 1 milyon eurosu var. Oradan tıraş yapıldı. Bu kanun olarak bütün Euro bölgesinde geçti artık. Şimdi bu şu demek aslında siz banka mevduatından ne anlıyorsunuz? Risk yoktur. Dolayısıyla şeyde yüksek bir getiri de yoktur. Şimdi hem risk var hem de bir getirisi yok demeye başladınız. Eksi faiz de geliyor bir yandan. Sıfır faiz diyelim Moody'ler için. Dolayısıyla oradaki orta sınıfla devlet arasındaki bir başka sosyal sözleşme de yıpratılmaya başlandı. Ben bütün bunların bir iki sene sonra ekonomide ciddi bir yavaşlamayla beraber çok hızlı bir Amerika'ya doğru kaçış yaratacağını düşünüyorum. Amerikan dolarına karşı yani merkez yani rezerve doğru. Dolayısıyla euro açısından ben hala çok kötümserim. Kısa vadede ne olur bilmiyorum. Mart ayında Almanlar oy kullanma hakları yok. ECB hemen onu araya sıkıştırıp bir şeyler yapmaya çalışacaktır. Merkez bankalarına bu güven olduğu sürece bu oyun devam eder. Ama oyunun sonuna geldik. O yüzden ben euro açısından hala çok kötümserim. Yani ben euro bu arada yani bu yıl sonunda bekliyorum. Yani ya son çeyrekte ya da geleceği senin başında bekliyorum dedim. Ama yani euro'daki toparlanma bence bir yerlerde geleceğini düşünüyorum. Amerika konusunda da bugün Amerika'nın kamu borcu %110'a geldi. Bugün Amerika işte 16,5-17 trilyonluk ekonomi. Dün baktım 18,5 trilyon dolar oldu. Kamu borcu şirketler ve bireysel topladığında yaklaşık 60 trilyon doların üstünde bir borç var. Yani ciddi bir şekilde Amerika borçlanmaya devam ediyor. Ve gelecek senenin başına şöyle bir şey olacak. Amerikan faiz arttırmış ve bence artık duracak. Öbür tarafta da biraz daha toparlayan işte büyümelerle birlikte bir faizini arttıracak bir euro bölgesi. İşte şantla İnşallah dediğin gibi o büyüme senin tarafından dediğin olmasını kaynaklanıyor. Çok isterim. Hani kendi geleceğim açısından da çok isterim. Ama ben o açıdan sen çok, Avrupa peki, konusunda çok Orta Doğu ülkelerini söylemedin. Yok yani orada da petrol fiyatları düşük kaldığı sürece giderek kuvvetlenen bir para birimine kendinizi bağlı tutmak çok mantıklı değil. Yani Rusya'yı ne kurtardı veya Azerbaycan neden kesti? Şu anda çünkü bütçesini manat bazında yaptığı zaman tutturamayacak muhtemelen de atıyorum şeyi. Bir anda çok hızlı bir petrol geliri artış olduğu için bütçesinde rahatladı. Keza Kazakistan. IMF anlamda, geliyor gerçi. IMF geldi. Nijerya Dünya Bankası'ndan acil kredi istedi. Venezuela mı bir sonraki?
Venezuela'ya herkes zaten öldü diye bakıyor. Yani ya, kırktan geçiyor şu an tahvilleri. Zaten geldi. Default etseniz yani ülkenin %90'ı geliri petrol zaten. Geliyor yani. Şeyler. Yani Venezuela. Tamam, yani sonuçta Orta Doğu ülkelerinden de maalesef bizi izleyen ihracatçılarımız varsa çok umutlu bir petrol dönem ciddi bir toparlama olmadığı sürece şey gözükmüyor. Evet, bir konumuz daha var. O da önemli. Niye? Güncel bir konu. O da yarın, yani son konumuz gerçi bugünkü konuşmak istediğimiz. Yarınki enflasyon konusu. Çünkü Türkiye'deki en önemli şey olacak. Dünyada enflasyonun olmadığını pek görüyoruz zaten. Yani aksine Fed'in de daha planlarını bu anlamda alt üst eden emtia fiyatlarındaki gelişmeler de oluyor. Ama Türkiye'de ne hikmetse bu enflasyon düşmüyor. Bir izleyicimiz Ocak ayı enflasyon tahmininiz kaçtır diye sormuş. Valla şöyle, benim ilk yani 6-7 ay önce aylık tahminleri yaptığımızda bu ay için koyduğumuz rakam 1.4'tü. Ama sonradan tabii bu şeylerle ekmek fiyatı ayarlamayla biz de 1.7'deyiz. Piyasa beklentisi de 1.7 civarında. Evet. Yarın eğer 1.7'lik bir tüfe çıkarsa yıllık 9.6'ya çıkıyoruz. 9, evet. Şimdi 8.8'de bitirmiştik yılı, 9.6'ya çıkıyoruz. Şubat'ta öyle pozitif baz yılı falan ben anlamam ben. Hani baz yılı pozitife dönüyormuş, düşecekmiş falan filan. Şubat'ta olmaz o. Şimdi hayır. Şubat normalde geçen sene biraz yüksekti. Biraz o yüzden önemli. Hani baz yılı iyi diye şimdi düşer diye umut ediyoruz. Şubat'ta da asgari ücretin asıl etkisini göreceğiz. Çünkü nasıl olur Şubat normalde Ocak sonu. Ocak sonu Ocak'ta çalıştığın yeni maaşı ilk defa alırsın. Dolayısıyla şirketlere ilk maliyet yükü zaten esasında Ocak sonu itibariyle başlıyor. Yani fiyatlara yansıtmalar artı toplu taşıma ücretlerinde yapılan zamların Şubat ayına girecek olması. Ve bunu Mart başında olması. Göreceğiz. Tabii yani Mart başında, 3 Mart'ta göreceğiz. Eğer iş gününe geliyorsa enflasyon açıklanacak. Dolayısıyla yani Şubat'ta da baz evet lehimize gözükse de pek bu ilk çeyrekte enflasyonun sanki çift hane yolculuğundan kaçış olmayacak gibi gözüküyor. Dolayısıyla hani bakıldığında biraz sıkıntılı bir enflasyon rakamı olacak. Hani biz her ne kadar ilk 20 gün Şubat'ın kötü geçmez Türkiye özelinde diye değerlendirsek de şimdi böyle çok kötü bir enflasyon rakamına eğer uyanma olursa, çünkü biliyorsunuz birkaç gündür hiç piyasa tamamen ekmek fiyatları, yani bizim piyasamız değil, reel piyasa ekmek fiyatlarını, artan et fiyatları karşısında et ithalatı açılsın mı açılmasını mı tartışıyor. Böyle bir ortamda da gıda fiyatları yüksek, TL'nin değer kaybının gecikmeli etkilerinin içeriye gireceği, artı yönetilen yönlendirilen fiyatlardaki artışlar, yani hükümetin yaptığı bazı fiyat ayarlamalarının Ocak'ta hepsini göreceğiz. Dolayısıyla onlar şey demedi ama bir sevindirici gelişme orta vadede doğalgaz fiyatlarında bir indirim olabilir iç piyasada. O sevindirici bir şey. Seninle kapatalım istiyorum şeyi programı. O da şu klasik soruyu soracağım. Gerçi süremiz bir 5 dakika geçtik ama bütün soruları cevaplamış olduk. Abi televizyon programlarında bahsettiğin gibi değil ama gerçekten bizim izleyicimize özel. Bütün bu konuştuğumuz dış dünya, senin değerlendirdiğin iç dünya ve dış dünya. 100 liram var, ne yapacağım? Bu yılın sonuna klasik kadar da badem. Şimdi bana sorsan diyeceğim ki 90 lirası dolar alırım diyeceğim. Olmayacak, yani ayıp olacak. Yapmam. O yüzden ama mantıklı. Yani 100 liram için senin 100 liranmış gibi. Şöyle bir kere şöyle yaparım. Bir kere %50-60'ını güzel bir mevduat ve özel sektör tahvillerine koyarım hala. Yani, özel sektör tahvili iddialı bir şey söyledin. Yani çok iyi isimler var. Bunlar tahvil faizin üstünde. Mevduattan daha iyi mi? Çok daha iyi getiriyor. 4 puan, 5 puan üstüne veren özel sektör tahvilleri var. 2 yıllık. Yani tahvil dediğiniz sonuçta şirkete bir borç veriyorsunuz. Yani şirketin, büyük şirketler de bu tahvil piyasasına çıkıyorlar. Ödeme kapasitesi ise buna yatırım yapabilirsiniz. 50-60 lirasını oraya koydum. Yani %50-60 lirasını, 50-60 lirasını oraya koydum. Bir miktar 2.90-95 arasında %10'la, yani 10'la 20 arasında dolar aldım. Çünkü herkesin risk algısı da farklı olabilir. Peki. Borsaya da şöyle düşünürüm. Eğer endeks 65 bin, 70 bin aralığında da yine 10'la 20 lira arasında borsada biriktiririm. Özellikle seçilmiş şirketler. Yani illa bankacılık. Bir sektör söyle, almaz, bize bir iki tane sektör bankacılık, söyle. Bankacılık seçmek zorunda değilsin. Yani, bankacılık olabilir diyorsun ama seçmek zorunda değilsin. Yok, bankacılık sektör zorunda değilsin. Peki sektör var mı aklında? Bir iki tane bankacılık sektörden alabilirsin. Yani çeşitlendirme olsun diyorsun. Hisse ismi söylememize mesela, gerek yok bu arada. Yok yani, ona gerek yok. Sektör söylersem zaten belli olacak. Ama mesela hani böyle ulaşım sektöründe böyle olabilir bir hisse. Yani ulaşım değil, otomobil mi? Yok değil. Ulaşım sektörü. Hava yolu olabilir. Tamam, uzun vadede olabilir. Petrol fiyatları düşüyor, kapasitede artabilir.
Bir iki tane... Ya abi illa Türk Hava Yolları demedin, Çelebi de olabilir. Tabii. Yani Doko bile olabilir. Olabilir. Yani, o yüzden şirket ismi söylemiyoruz. Bir iki tane gerçekten uygun banka da alınabilir. Yani endeksi total olarak bakmamak lazım. Gerçekten iyi perform edecek hisseler de bulunabilir. Tamam, yani izleyicilerimize bunu tavsiye ettik. Şeyi. Peki son sorumu soruyorum. Abi bırak bunu, 100 lira senin 100 liran. Ne yapıyorsun 100 liranla şu anda? Yani bunu mu benzer, yapıyorsun? Ya benzer. Ben hiç böyle bir şey yapamıyorum. Mevduat, abi sen böyle bir şey yapabiliyor musun? Bizde yasak zaten. Hayır, yani yasak derken şöyle birikiminiz ne yapıyorsunuz? Bir şey yapıyorsunuz. Mevduat, yani ya özel sektör tahvili ve bir kısım dolar. Evet yani bir sepet şey yapıyorum. Bak son şeyle, güzel şeyle kapatalım. Emlak alımını tavsiye eder misin? Emeklilik fonunu tavsiye eder misin? Şu an emlak tavsiye etmem. Bireysel emekliliği zaten tavsiye ediyorum. Devletin tamam, getirisi güzel olduğu için, %25 payı olduğu için. Nerede bulacağız değil mi o desteği? Bu söylediğin kritik bir nokta. Evet, yani. Evet. Devletin şey olduğu için. Yani bireysel emekliliği herkese tavsiye ediyoruz. %25 devlet katkı payı da var. Bunu da unutmayın. Emlak alımında tavsiye etmiyorum Murat Sağman. Şu anda tavsiye etmiyorum çünkü fiyatlar daha iyi seviyelere geleceğini düşünüyorum. Yani bu sene içerisinde emlak fiyatlarında istediğiniz fiyatları bulabileceksiniz diye düşünüyorum. Senle kapatacağız dedik ama. Ne oldu altına? Güzel, fena uçtu gitti. Uçtu demem. Uçtu, yani, evet, o uçtu kadar denmez abi. Ama abi bir şey söyleyeceğim. 1000 dolar, 900 dolar derken 1200... %10 gitti abi, her şey %10 oynuyor zaten. Değil. Yani hala aşağıya hareket bekliyorum ama... gümüş tarafı özellikle 14.50'leri geçerse altını biraz daha sürükler. Yani 200 günlük ortalamasından dönüyor altın. 1130 şu anda bakmadım. Eğer gümüş önden koşmaya başlarsa 14.50'leri geçerse o zaman altında 1180-1200'leri konuşuruz. Ama tekrar şeye sarıyorum. Yani Amerika'ya bir ara ciddi bir ben koşu beklediğim için likidite ile ilgili hala problem olduğu için altında ben aşağı bekliyorum. Ama şunu da söyleyeyim. Ben tarz olarak zaten hiçbir zaman dibi yakalayabilen birisi değilim. Kimse yani de. Ancak 1200 lira açtıktan sonra ben geri dönüp ya bu analizim yanlışmış. Evet altın gidiyor diyeceğim. Peki ona benim gibi altın cahilleri için abi şeyi söyler misin? Peki bu son bir iki haftadır niye oldu bu? Fed? Oradaki tamam mı, Fed ben bir şey yapmayacak. Bilmiyor muyduk? Şöyle Fed kadar reel faizlerde de gerileme oldu. Yani 2.10'lardan 2.05'lerden 1.80'lere geldik. Şimdi dün açıklanan PCE kaç? Çekirdek 1.4. Hadi o 1.4-1.3 arasında gidiyor diyelim. Yani makasın da ciddi anlamda kapandığını görüyoruz. O biraz rahatlattı. Ama ben öyle dediğim gibi yani %5'lik %10'luk hareketlerde hop tamam dönüyor buradan girelim demem. Altının gerçek anlamda gidiyor olması spekülatif rallisi her zaman gümüş öncülüğünde olur. Gümüş geride kaldığı zaman insanlar korkudan dolayı altın alıyor demektir. Şu anda o motivin daha yukarıya yani yeni bir ralliye taşıyacağını düşünmüyorum. Ama gümüş 14.50'leri geçerse 1180-1200'leri de konuşuruz. Altınla, aklıma iki soru daha geldi de soramayacağım. Altınla reel faiz ters korelidir. Reel faiz yükseldiği zaman altın düşer. Reel faiz düştüğü zaman da altın yükselir. 1980'lerde altın 850 dolarları gördü. 80'lerden sonra o Volcker zamanında faizler çok yükselmiştir reel faizleri. 1999'da 250 dolara görmüştür. Reel faizler düşmeye başlamıştır ve altın 1900'lere dönmüştür. Büyük rallisine şey yapmıştır. Daha bir sürü soru geldi aklıma ama soramayacağız. İnşallah sıkmadık sizi. Ali abinin yokluğunda aratmadım. Biraz teknik analizde eksik kalmış olabiliriz yani değil mi? Böyle şey gibi. 3.06.75.83'ten geçiyor böyle 9 dijit verir böyle nokta daha sonra Ali abi. Selamlar saygılar olsun. Sıkılmadığınızı umut ediyoruz. En yakın zamanda tekrar görüşmek üzere diyeyim. Ben kendi adıma iyi akşamlar diyeyim. İyi akşamlar. Teşekkür ederiz. İyi program değil. Teşekkürler.